Arkadaşlar şimdi size rektumu anlatacağım. Rektum arkadaşlar kalın bağırsağın devamıdır. Burada şey olmaz arkadaşlar işte tenya coli ne bileyim işte Hausdorff coli işte appendix epiploius gibi bir şey olmaz. Bu arada şey de söyleyeyim onu unutmuşum. Kalın bağırsağın üzerine arkadaşlar burada görünmüyor da yağ dokunun oluşturduğu bir yapılar var arkadaşlar tam bu tenyaların üzerinde. Appendix epiploica diye appendix epiploica diye arkadaşlar bunu da bu şekilde bilin hani sorabilirler belki. Şimdi arkadaşlar rektuma geldiğimiz zaman rektum dediğim yapısı farklı. Rektum tam şurada arkadaşlar burada tam görünmüyor da burada bir plika var. Plika transversus recti. Buna Kohlrausch plikası diyoruz. Kohlrausch plikası. Daha sonra bundan sonra bir genişleme yapıyor bu rektum. İşte ampulla recti diye arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir yapılar var. Bu yapılar kolumna analistler diyoruz. Şu çıkıntılı yapılar bakın şunlara. Kolumna analiz diyoruz. Kolumna analiz. Yani ya da morgaklı sütunları. Morgaklı sütunları diyoruz. Morgaklı sütunları. Bunlar arasındaki boşluklar arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi hani siyah olmuş artık. Bunları da arkadaşlar sinüs analiz diyoruz. Sinüs analiz arkadaşlar. Bu şekilde görülüyor. Şurada da arkadaşlar burada V şekli bir oluşum var. Altlarında da bunlar V şekli. Buna da valvula analiz diyoruz arkadaşlar. Kolumna analiz ya da morgaklı sütunları. Arada da sinüs analiz. Burada valvula analizler. Arkadaşlar bir de tam burada yukarıda bir hayali bir çizgimiz var arkadaşlar. Dina anorektalis diye arkadaşlar. Lina anorektalis. Şu bölümde arkadaşlar tam işte valvula analistinin altında linea pectinati var arkadaşlar. Linea pectinati. Hani bunların arasında bir zona hemoroidalis denilen bir bölüm var arkadaşlar. Zona hemoroidalis. Tam söyleyemedim. Yani burada şey var arkadaşlar. Venlerimiz var bizim. Yani aslında şey portakal anastomozun oluştuğu yerler arkadaşlar. Yani arteria rectalis superior, arteria rectalis media ve arteria rectalis inferior bunlar arkadaşlar. Arteria rectalis superior normalde bildiğiniz gibi yani daha doğrusu ven yanlış söylüyorum. Vena rectalis superior, vena rectalis media, vena rectalis inferior. Vena rectalis superior normalde bildiğiniz gibi vena mesenterica inferior'a dökülür ve bu şekilde portal sisteme geçer. Ama vena rectalis media mesela vena iliaca internea, vena rectalis inferior ise vena pudenta interna dökülerek sistemik dolaşıma yani kaval dolaşıma gider arkadaşlar. Burada da o yüzden bir portakaval anastomoz oluşur. Ve hani eğer bu venler genişlerse arkadaşlar bir hemoroid denilen bir yapı oluşur. Yani internal ya da external hemoroid oluşur. Yani arkadaşlar feces buradan çıkarken hani ağrılı olabilir, kanlı çıkabilir. Hani bu önemli bir hastalık hemoroid arkadaşlar. Daha sonra burada arkadaşlar linea pectinati dedik. Burada da bir şey var işte yine bir yapı diyeyim arkadaşlar. Pectin analiz şu şekilde arkadaşlar hani bir sarıyormuş gibi hani. O şekilde pektin analiz. Ve pektin analizin üstüyle ve altındaki vaskülerizasyonlar farklıdır arkadaşlar. Yani damarlanma farklıdır. Şurada da arkadaşlar artık en sonda linea anakütönea var. Linea anakütönea ve deriyle olduğu bölümde zona anakütönea diyoruz. Zona anakütönea, linea anakütönea, pektin analiz şu bölüm. Şurası linea pectinati. Şurada V şeklinde valvula analizler, kolumna analiz ya da morgaklı sütunları, sinüs analizler. Burada Kohlrausch plikası, linea anorektalis arkadaşlar. Burada ampulorekti var bir de. Bir de arkadaşlar burada şeyler var. Sfinkterleri var. Şu sfinkter arkadaşlar muskul sfinkter hani internus. Arkadaşlar bu bağırsağın yapısıyla aynı yani düz kas yapısında ve hani refleksle çalışıyor arkadaşlar. Refleksle çalışıyor ve hani istemsizdir bu. Muskul sfinkter hani externus ise arkadaşlar şey daha çok hani muskul coccygeus'tan hani şey alır, liflerini alır ve çizgili kas ise bu da şey istemli çalışır arkadaşlar.